Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Emadin göz damlası nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Emadin gözdeki mevsimsel alerjik konjüktivit tedavisinde kullanılır. Alerjik reaksiyonun şiddetini azaltarak etki gösterir. Alerjik konjüktivit, polenler, ev tozu veya hayvan tüyü gibi bazı maddelerin sebep olduğu kaşıntı, kızarıklık ve gözün şişmesi gibi alerjik reaksiyon durumudur. Emadin göz damlasını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Emadin'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer etkin maddeye ya da yardımcı maddelere aşırı duyarlılığınız varsa kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız. Emadin'i şu durumlarda dikkatle kullanınız. Emadin 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Eğer kontakt lens takıyorsanız Emadin içindeki bulunan bazı yardımcı maddelere karşı dikkatli olunuz. Emadin 65 yaş üstü hastalarda, bu grup hastalar klinik çalışmalarda çalışmadığı için kullanımı önerilmemektedir. Emadin böbrek veya karaciğer problemi yaşayan hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Emadin ile bağlantılı gözün öz saydam kısmında çok küçük birikintiler bildirilmiştir. Korneal infiltrat durumlarında ürün kesilmelidir ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Emadin'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, uygulama yöntemi açısından Emadin'in yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Emadin göz damlasının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Emadin'in içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkileri göz ağrısı, göz kaşıntısı, göz kızarıklığı, yaygın olmayan yan etkileri gözün ön şeffaf yüzeyi olan korneada bozukluk, gözde yabancı cisim varmış hissi, gözyaşı üretimin artması, göz yorgunluğu, gözde tahriş, bulanık görme, gözün ön yüzeyindeki renklenme, kuru göz, gözde kanlanma, baş ağrısı, uyku bozukluğu, sinüs baş ağrısı, kötü tat, kızarıklık, anormal rüyalar, bilinmeyen yan etkisi kalp ritminde artış. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Emadin göz damlası nasıl kullanılır? Bu ilacı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde veya bu kullanma talimatında tarif edilen şekliyle kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza ve eczacınıza danışınız. Yetişkinler ve 3 yaşın üstündeki çocuklarda günde 2 kez bir damladır. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe bu dozda kullanınız. Bu ilacı doktorunuzun önerdiği süre kadar kullanınız. Sadece doktorunuz tavsiye ederse 2 göze birden de damlatınız. Uygulama yolu ve metodu ise sadece gözünüze uygulayınız. Bir ayna veya emadin şişesini alınız. Ellerinizi yıkayınız. Kabı açınız. Kapak açıldıktan sonra emniyet belirteci olan halka gevşekse ürünü kullanmadan önce halkayı çıkarınız. Baş ve orta parmaklarınız arasında şeyi tutunuz. Ters çeviriniz. Kafanızı geriye yatırınız. Göz kapağı veya gözünüzün arasında bir kese oluşacak kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlayı buraya damlatacaksınız. Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız. Damlalığı gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Bu damlalığın enfekte olmasına neden olabilir. Şişenin üzerine hafif bir basınç uygulayarak bir kere de bir damla emadin akmasını sağlayınız. Kabı sıkmayınız. Gerektiğinde şişenin arkasına sadece hafif bir basınç uygulayınız. Eğer damla iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa söylenen adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız. Kullandıktan hemen sonra kapağı sıkıca kapatınız. Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Emadin'i 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Yaşlılarda kullanımı Emadin 65 yaş üstü hastalarda, bu grup hastalarda klinik çalışmalarda çalışmadığı için kullanımı önerilmemektedir. Emadin'in saklanması. Emadin'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Uygulamadan hemen sonra şişeyi sıkıca kapatınız. Enfeksiyonlar önlemek için açıldıktan sonra 4 hafta içinde kullanınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.